Merhaba çocuklar. Evet, bu hafta engelliler haftası. Engelli ne demek biliyor musunuz? Yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri veya duyuları kısıtlanan bir kişiye denir. Engellilik doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalık veya kazalar sonuçta ortaya çıkarılabilir. Mesela ben, herkes bildiği gibi bir işitme cihazı kullanıyorum. Tabii ki benim bu işitme cihazım doğuştan gelmemiştir. Daha sonraki yaşımda ortaya çıkmıştır. Ama bu beni hiçbir şekilde engelliyor mu? Hayır, sizlerin yine öğretmeniyim ve en güzel şekilde sizlerle oynuyorum değil mi çocuklar? Demek ki herhangi bir engelli arkadaşımızı görürsek onlara ne yapmalıyız? Onları da diğer arkadaşlarımız gibi yanımıza çağırıp onlarla beraber oynamalıyız. Onlara uygun bir şekilde, onlar nasıl oynayabilecekleri bir şekilde biz de onlarla oynamalıyız değil mi çocuklar? Evet, şimdi sizlere bir tane etkinlik göstereceğim. Engelli arkadaşlarımıza ne kadar sevgi göstermemiz için bir etkinlik yapacağız. Şimdi gereken ihtiyaçlarımız bir A4 kağıdı, şişe kapakları, 5-6 adet ve boyalarımız. Şimdi anne veya babalarımızın yardımıyla kağıdımızın üzerine böyle bu şekilde bir engelli arkadaş, bir de kendinizi çiziyorsunuz. Ve önce yapacağımız iş engelli arkadaşımızı ve kendimizi boyamalıyız. Hadi bakalım boyamaya başlayalım. Evet çocuklar, boyamız bittikten sonra böyle sizlerde renklerle çok güzel bir boyama yapabilirsiniz. Şimdi engelli arkadaşımızı gördüğünüz gibi burada bir şeyin üzerine oturuyor. Onun adı ne biliyor musunuz? Evet, tekerlekli sandalye. Şimdi engelli arkadaşımızın tekerlekli sandalyesini şişe kapaklarımızla yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi C şeklinde bir çizgi çizmişim. Kapaklarımızı bu çizginin üzerine yapıştırıyorum. Evet, yapıştıralım bakalım. Evet çocuklar, böyle bu şekilde engelliler haftası için bir sanat etkinliği sizler de evde anneleriniz ve babalarınız ile yapabilirsiniz. Ve en büyük engel sevgisizlik olduğunu sizler de bu şekilde bu sanat etkinlik ile gösterebilirsiniz. Eğerim herhangi bir zamanda karşınıza bir engelli arkadaş veya yetişkin veya nene dede görürseniz sizler de onlara herhangi bir şekilde yardımcı olmalısınız. Görüşürüz.